Bu tak 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 tak. Daha doğru düzgün gülemiyorum bile. Kulaklarım tıkalı, burnum akıyor. Bu boğazdan devamlı bir akıntı var. Yapmam gereken işler var. Yapamıyorum, o ayrı. Can sıkıntısından geldim stüdyoya. Öyle bir iş vardı. Hastalanmadan önce. Ya normalde onun mixini yapmayacaktım da sadece ses kaydını da. Şimdi abi sistemi dağıttım dedi. Dedim mixini falan yapar mısın? Yaparım ama kulaklarım iyi değil. Dedim hani bilmiş o kulaklarım iyi değil hani. Şey çıkarsa yapabilecek bir şeyim yok kötü. Yaptım hızlı bir şekilde. Çalışma bu. Şunlar yardımcı şeyler, yardımcı kanallar. Bunları 6'dan verdim. Bu yani bunlar da 3 kanalı yaydım işte. 2 farklı kişi okuyor. Yolumuz karanlık çok, istediğimizi içeriz. Bizde kural yok, bizde kural yok, bizde kural yok, bizde kural yok, bizde kural yok. Kuziler, kuciler takılır, kuziler içi genk gelir. Kafalı üçüler artık bizden korkakta üçüler. Evet arkadaşlar. Tabii bunu hızlı hızlı bir şekilde yaptım. Hazır presetlerim vardı. Ne vermişim burada? Bir tane paralel kompresör, bu New York kompresörü çakmışım. Şöyle biraz daha vereyim şunu. Basar bu. Auto-tune full. Full abi full. Şunu da şöyle açayım. Daha biraz daha doğala yakın getiriyor sesini ya. Çok az kısalım. Yani alto tenor. Neydi bu? E miydi galiba? Mi üzerinden mi minör. Ondan sonra bir tane fab filter. Dizi buradan açtım abi. 300 frekansında ve bu yolumuz karanlık çok, istediğimizi içeriz. Bizde kural yok, bizde kural yok, bizde kural yok, bizde kural yok, bizde kural yok. Arkadaşlar bu dinamik equalizer. Yani bu frekans işte 380 frekansı arttığında altı alıyor. Kompresör, şu kompresörle alakalı size bakın güzel bir tüyo vereceğim. Arkadaşlar şu atak değerini görüyor musunuz? Bakın şu atak. Şu atak değerini. Bakın. Her kompresörde vardır bu. Şu atak. Bunu arkadaşlar ana vokalde kesinlikle birin altına almayın. Bakın. Yani şunu. 3'te yapabilirsiniz. Biraz daha geç girer kompresör devreye. Ama birin altına almayın. Ezer dümdüz eder. Ratio değeri zaten. Yani bu tarafa doğru verdikçe daha da şimdi şöyle ya bak. Elhamdülillah. Ne kadar bu el. Allah Allah şey. Yani normalde bakın bir buçuk da böyle ya arkadaşlar düz. İki olunca şöyle hafiften daha eğiliyor, daha kesiyor. Bu dörtte iyice şey anladınız mı? Böyle kesme şey açısı. Ya eli tutturamadım ya. Eli şöyle bir tuttursam buraya göre he. Ya şöyle ya mesela. Bir buçukta şöyledir. Şöyle iniyor aşağı yani daha fazla biçiyor arkadaşlar bunu böyle şey yaptıkça. Böyle söyleyeyim hani. İkiye atak değeri bu release. Kompresör devreye girdikten kaç saniye sonra çıkacağını gösteriyor. İşte milisaniye 0.6 milisaniye. 6 high pass filter bu ne oluyor? Bu 150'den aşağısına müdahale etme diyorsun falan. Yani 150. Ama demeyelim 60'tan aşağısına diyelim. Make-up ses açmak için threshold'da şeye bakın şeyi belirtiyor. Yolumuz karanlık çok. Şu anda çalışmıyor. Bizde kural yok. Bizde kural yok. Bizde kural yok.
Arkadaşlar bakın şu anda çalışmıyor. Yolumuz karanlık çok. İstediğimizi içeriz. Bizde kural yok. Bizde kural bakın yok. Bakın basmaya başladı. 6 desibel işte altına indikçe. İşte bu kaçsa bu eksi kaçlarda bu bilmiyorum da. Yani orada basmaya başladı arkadaşlar. Bu tarafı iyice verirsen iyice basar yani. Sıkıştırır. Yani threshold'a bakın işte şu eğriye bakarak onu ayarlıyorsunuz buradan. Sabit bir ayar. Yolumuz karanlık çok. İstediğimizi içeriz. Biz de şöyle bir şey var. Şunu söyleyeyim. Benim bakın şu eğriye bakıyorum burada, tamam mı? Bak bunu mixer'ı mastering'in bir arada yaptım. Şu eğriye bakıyorum arkadaşlar. Bakın. Yolumuz karanlık çok. İstediğimizi içeriz. Çakma beri, bakma geri. Çok fazla değilim. Burası benim şehrim, kural yok. Orası senin kural. Şimdi 6'ya kadar falan vuruyor. Tabi zaman zaman da ne yapıyor? 3'e çıkıyor. Normalde hani bu kayıtla beraber ya ben normalde daha biraz daha aşağıda da olabilir ama 6'ya kadar maksimum vurduruyorum bunu. Her neyse. Bu o zaman bu bakın vokalin ses seviyesini ayarlamak için söylüyorum size. Yani bu genelde bu 2'yeden geliyor. Yani bit ve şey 6'ya kadar vurduğu zaman genelde 2'ye falan den geliyor. Bundan mesela bu buradan kompresörden bunu 3 5 6 7 yani ana vokaldan bahsediyorum. Back vokaller ayrı da ana vokal genelde 2 3 falan oluyor. Tabii insanların okuma şeyine de bağlı da. Ses şiddetli 2'de falan den geliyor. Öyle yani onu yaptım. Ha, backlerde ne var? Orada biraz farklı bir şey yaptım galiba. Evet. Bunlar da yardımcı vokal. Bakma geri. Ey. Kural yok. Bu da arkadaşlar kural şey. Yok. Kural yok. Kural yok. Bir iPhone. Olay bak. Yine autotune var. Her zaman olduğu gibi bu var. Mikroshift çaktım. Bu ne yapıyor? Mikroshift sağdan soldan veriyor. Stereo yapıyor sesi. Yani bunu yardımcı vokallere uygulayabilirsiniz. Tatlı olur. Ne yapmışım abi? 480'den aşağısını biçmişim. Bir tane kompresör atmışım abi. O da ikide. Ha, bu yani abi. Tonal balansı atmışım. Tonal balansı atmışım. Yani bunu basit yolda yaptım. Bu benim çünkü hani işim değildi. Ben bunun parasını almadım. Ekstra çocuklar rica etti. Abi dediler böyle böyle bilgisayarımız bozuldu. Yapabilir misin? Tamam dedim ben kardeşim. Ne olacak? Sizden değil mi? Bakma şimdi. Benim şehrim kural yok. Orası senin kural çok. Anlayamazsın kural yok. Bir daha mı söyleyeyim kural yok. Götünden kıymetli bir iPhone. Hayatım onay bok. Oldu bedo. Şimdi arkadaşlar şurada bakın müstiyarlık gördünüz. Bunu ben pardon. Bu açık değilmiş ya. Onun vokali de. Çakma beri, bakma geri. Çok fazla değilim. Burası benim şehrim. Yani L2 şurada hafiften bir şu 1700 frekansı bir de 5000'e açtım çünkü bu yerden kontrol ettiğinde oraları biraz düşüktü. Şey yaptım. L2 stereo basit yol yaptım arkadaşlar yani bu kadar. Çakma beri, bakma geri, çok fazla değilim. Burası benim şehrim, kural. De o kulaklarım da şu an duymuyor. Belki de biraz hata yapmış olabilirim. Ama ne yapayım? Arkadaş dinlesin. O bana söyler artık. Sıkıntı ne? Abi çok açtın. Evet pardon attım ama kapamışım ya. Evet atmışım. Şu anda yeniden geliyor. Kusura bakma. Yani durum bu arkadaşlar. Bu free beat yani. O free beat çok fazla açılmamış bakın. Bu arada ona müdahale etmişim mi? Kısmışım sesi görüyor musunuz? Şurada açılmış. Altyapıda var mı? Bir şey yok. Yani bu açılmış bunun sesi.
O piyanolar biraz da vokali örtüyordu ama yapabileceğim, benim yapabileceğim bir şey yok. Bunlar free beat'i okuyorlar. Böyle de bir bok olmaz. İlerleyemezsiniz yani. Adamın altyapısı, şarkıyı patlatsanız bile ne onu sizin değil yani, satın almanız lazım. Bunu almaya kalksan dünyanın parası. Ha, mixtape falan yapabilirsiniz. Biz bunlara mixtape yapıyoruz. Bunu orijinale de çeviriyoruz bu altyapıyı. Yani zaten bakın şeye oturtmuşum onu. Tam şey istesem ben bunu orijinale çevirebilirim. Yani bu kadar arkadaşlar. Müzikte kalın. Yapmam gereken tabi ekstra videolar var. Sizin de istekleriniz var ama korona işte 35 30-35 gün oldu, artık 40 güne gidiyor. Hep şey, dün devlet hastanesine gittik. Dedim hadi bir göğüse göstereyim kendim, çünkü böyle nefes alınca bu tarafım acıyor, göğsüm. Ya bir türlü muayene olamadık ya, hastayım diyorum. Dedim kulak burun boğaza, yok oraya da olamazsın diyor, randevu al. Randevu almaya çalışıyorsun, randevu da yok, randevu da vermiyorlar. Acile gittim, orada parmağıma bir tane makine koydular, oksijeni ölçtüler falan. Oksijenin iyi dedi. Ondan sonra bir tansiyonu ölçtü, tansiyon düşük çıktı. Git dedi bir tuzlu ayran iç falan, ayran içtim biraz yükseldi ama düşük bizim zaten yani tansiyonumuz. Eve git dedi, işte daha fena olursan. Yani o duruma gelmiş ki hastaneler. İyice düşeceksin. Artık böyle hani nefes alacak durumda değilsin. Böyle yatacaksın, o zaman seni alacaklar baba. Hani ayakta mısın? Bakıyor tipine yani, hiç böyle yani göz kararı seni değerlendiriyor doktor. Doktorlar da bıkmış be abi. Bıkmış ya, bu korona var ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani doktorlar bıkmış, tamam doktorların suçu yok. Onlara da hak veriyoruz da yani o mesleği onlar seçmiş, mecbur yapacaklar. Yorulsak da hiçbir iş kolay değil yani. Dünyadaki kolay iş yok ki. Kamyoncunun işi kolay mı? Madencinin işi kolay mı? Fabrikada çalışan birinin işi kolay mı? Yani son zaman işte bu koronayla birlikte işte hemşirelere de olsun, sağlık personelinin üzerine bayağı bir yük yüklendi ama yapacak hiçbir şey yok. Neden? Çünkü insan sağlığı önemli. Bugün ev yıkılır, yeni yaparsın. Ne bileyim, para kaybedersin, Bitcoin'e yatırırsın, adam çarpar, yeniden alırsın. Ya birçok şeyin telafisi var ama insan hayatının hakikaten telafisi yok. Ben gittiğim zaman gittim yani. Bakın işte koronada 3 milyon falan insan ölmüş. Belki de daha fazlası öldü. Bilemiyoruz. Bence fazladır. Ben de 2 defa ölüm tribine girdim yani bu hastalık boyunca. Düşün yani, ölüm tribine giriyorsun artık. Nasıl bir şeyse. O yüzden kötü bir dönem. Allah bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Umarım pandemi azalır da doktorların, bütün sağlık personelinin de işi biraz hafifler. Onlar da rahatlar. Çünkü hakikaten o yoğun bakım mıydı? Yoğun bakım servislerinde yani bir sürü insanın öldüğünü görüyorsun. Yani onları da düşünüyorum yani, o arkadaşlar sonuçta ölen insan yani, tavuk bile olsa, hayvan bile olsa insan üzülüyor da ki orada yoğun bakım personeli bir bakıyor, görüyorsun her gün birileri ölüyor yani. Onların tabii psikolojileri kötü etkileniyor, anlıyoruz yani, onları da anlamaya çalışıyoruz, anlayışlı olmaya çalışıyoruz ama biz de hastayız, illa yatağa mı yatmamız lazım? Şimdi diyeceksin git özel hastaneye. Geçenlerde gittik özel hastaneye. 300 sigortamız yok ya. 300 bir kere soktular. Git bilmem ne yaptır. 80 öyle. Git bilmem ne yaptır. 120-130 öyle. 500. İlaç yazdı. 600-650 lira. Gene kontrole gel bilmem ne zaman sonra. Yani görüyor musun? Bu ilaçları kullan, düzelmezsen yine gel. Acil bir durum olsa falan filan söylüyor işte yani. 600 liraya nerede bulacağım ben bu parayı yani? Bu parayı nerede bulabiliriz? Yani müzisyenler ki çoğu zaman çalışmıyoruz, etmiyoruz, iş yok. Mecbur devlete gidiyorsun. En azından devletten bir 6 lira verip muayene oluyorum, sigortam olmasa da
Apları alıyoruz neyse, 100 lira 200 lira ona veriyoruz da. Hani bu özel hastaneler zor yani. Çok pahalı, parası olan gidebiliyor oraya yani. Şu anda ben gidemem özel hastaneye, benim gidecek durumum yok yani maalesef arkadaşlar. Ya bu hayata geldik. Bir şekilde de öleceğiz. Siktir edin gitsin. Amına koyduk.